Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 27 Ekim-3 Kasım haftası kahve falınızda neler var sevgili dostlar? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyoruz her zaman olduğu gibi. Niyet ettiğiniz tüm güzellikler önünüze hayırlısıyla düşsün. Keyif versin, güzel bir hafta geçirin diyelim ve şöyle hemen alalım bize bize. Şöyle bir falınız tutmuş. Hani böyle bir lap diye açılırsa budur aslında. anneannevi olarak fallarda. Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Şöyle hemen bir göstermeye başlayayım sizlere. Döndürürken de düşürmeyeyim tabi. Şöyle ne kadar ilginç değil mi? Bakın haberler, elinizde tuttuğunuz sanki bir şeyler var. Şuradan başlayalım. Çok güzel görseller var ya bu hafta falınızda. Ee, göstererek de anlatacağım aslında sizlere. Şimdi bakın burası iş başı yaptığımız bu hafta maddi kaynaklar dediğimiz alan arkadaşlar bu maddi kaynaklarla alakalı dikkat ederseniz kafanıza doğru yan durmuş bir kalp evet ya da bir haber bir kuş gibi bir görselde çıkıyor böyle gözünüzün önüne düşecek bir haber işle alakalı bir konu bir mevzu ve elinizde sanki böyle bir tablet telefon bir şey tutuyorsunuz ama haber bekler gibi duruyorsunuz ya aslında yani hani pek umudum yok ama hani şu haberde gelse dediğiniz bir mevzu aslında bu hafta pazartesi itibariyle önünüzde olabilir. Gözünüzü diktiğiniz bir yön var o yönün üzerinde de bir umutsuzluk var yalnız. Yani gözünüzü kapatan bir kalp dikkat ederseniz ya da bir haber. Elinize almış olduğunuz yükler aynı zamanda buradakiler. Yani bu şu demek oluyor pazartesi biraz umutsuz bir haftaya uyanmış gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Arkanız temiz aslında yeni bir başlangıç. Bir şeylere yenileme yeni adım atma gibi bir niyetle başlanan hafta içerisinde böyle olumsuz bir şey olacakmış hissiyatıyla gittiğiniz bir pazartesi var. Ee, burada iş güç ağır gelmesi, canınız böyle ama hiçbir şey yapasım yok gibi bir hal olabilir. Ee, ama bu salı gününe baktığımız zaman salı günü gayet temiz görsellerde çıktığı için önünüz. Ee, aslında biraz e, ufak tefek konular, mevzular önünüze düşse de Aşılmayacak, çözülmeyecek konular olduğunu düşünmüyorum. Önünün temiz olması aslında düşündüğünüz kadar kötü olmayacak. Bir meseleniz varsa özellikle arkadaşlar pazartesi günü. olmayacak ve burada böyle sanki böyle bir kutu açılmış da içinden sürpriz bir şeyler çıkmış gibi bir görsel var. Sürprizlere açık, olumlu gelişmeler alacağınız bir salıya sizi bağlıyor. <laughs> Salı günü kafanızın üstünde soru işaretleri olan hakikaten ya nasıl oldu bu dediğiniz İş ve para konularıyla alakalı sürprizleri açık, güzel haberlere açık, keyif alacağınız bir salı günü var. Şimdi şurada dikkat ederseniz gene önünüze kocaman bir şey koymuşsunuz, yük koymuşsunuz. Bu ev gibi bir görselde de çıkıyor. Hatta burada başınızın üstünden bu tarafa doğru gelmiş. Ve burada da aslında gene dikkat ederseniz bir kişi sanki bunun ucundan tutmuş çekmeye çalışıyor bulunduğu alana. Şimdi bu hanenizdeki bir parasal konuda bir kişiden destek alarak çözemem, halledemem dediğiniz bir konuda ciddi anlamda üzerinizden yük alacak destek göreceğiniz bir para meselesini gösterebilir. İşinizle alakalı çözmek istediğiniz, önünüze koyduğunuz özellikle hafta ortası bir konuda ummadığınız bir yerden, ummadığınız bir kişiden çok güzel bir yardım görürsünüz arkadaşlar. Hem üstü hem altı temiz bir sıkıntınız bu araya sıkıştırıp kaldığınız artık benim bunu kapamam lazım önümü kapatıyor adım atamıyorum önümü göremiyorum dediğiniz bir para ya da iş mevzunuzu çözüyorsunuz burada bir kişi ucundan tutmuş dikkat ederseniz Almış sanki sizi bulunduğunuz yerden yukarıya doğru çekiyor bu sıkıntınızla birlikte. Bu alacağınız el destek bir haber de olabilir. Çünkü kafasında bir kuş görseli hatta görsellerde de biraz kuşa da benziyor. Gelebilecek bir haberle bir sıkıntınız üstümüzden kalkar arkadaşlar. Burada sonrasına baktığımız zaman dikkat ederseniz gene. Bulunduğunuz alanda parça parça hafta ortasına kadar bazı konuları çözeceğiniz sonrasında girdiğiniz alanda daha rahat ama kalabalık bir çevrede hafta sonuna kadar yolunuza devam edeceğiniz görselleri var. Burada üst üste üst üste konuşmalar daha çok konuşmaların olduğu hani önünüzde de mesela burada birisini görüyorum cuma cumartesi günü için hadi sen de şunu yap diyerek aslında para konularıyla alakalı. Yönetimmiş gibi duruyor. Sen de şunu yap, sen de şunu yap. Belki de iş yönetimi ama önünüzde duran sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece çevre karışık, konuşma çok olabilir, e, plansız bazı konular gündeme gelebilir. <laughs> bu arada özür diliyorum sesimden dolayı. E, plansız bazı konular gündeme gelebilir. E, burada bu karışıklığı hafta sonuna kadar taşırsınız. Görselleri var aslında. Ee, haneye ikili ilişkilere geldiğimiz zaman hanenizde de neleri içinize atmışsınız sorusunu ilk sorardım size karşımda olsanız çok fazla içinize attınız söylemediğiniz üstünü kapatmaya çalıştığınız konular var. Şimdi hafta başı ilişkiler olarak değerlendirecek olursak çevrenizde iki kişi çok temiz görsellerde çıkmışlar onlarla alakalı sanki elinizde bir arayıp bu kişilere bağlı iki kişiyi yönetiyorsunuz. Bu hanenizde iki kişinin bir şeye başlayacağı, bir yere gideceği ama bunların çok güzel sonuçlarının olacağı görseli var. Bir böyle bitiyor verelim. Yine aynı şekilde ilişkilerde karşılıklı konuşmalarda çok güzel bir hafta başı. Eğer ilişkiniz yoksa hanenizdeki iki kişiyle alakalı çok güzel duyumlar alırsınız. Konular denk gelir önünüze. E, kontrol altında almaya çalıştığınız iki iş çok hızlıca biter diyebiliriz. Burada elleriniz iki elinizde dolu arkadaşlar. Bir şeylere kalkışıyorsunuz. Bu ellerinizdeki konular neyse çok temize aydınlığa giden görseller olarak çıkmış. Hafta ortasına kadar aslında baktığımız zaman kova burçlarının <laughs> güzel bir hafta geçireceği, elinize attığınız işler hızlıca biter, konuştuğunuz konuşmalardan keyif alırsınız gösterleri var. Fakat hafta ortası tam ortada kalmışsınız. Bir elinizi bir tarafa, bir diğer elinizi de diğer tarafa doğru uzatmış. Sanki bir ara buluculuk. İki insanın arasını e, yapmam mı diyeyim? Hani iki, iki küs insanı mı barıştırma diyeyim? Ellerinizde iki farklı kişi var. Ve burada aslında e, kavgayı da ayırmaya çalışıyor gibi bir görsel çıkıyorsunuz. Çünkü şu şu diğer taraftaki kişi kimse e, burada kavgacı bir görselde çıkmış ki önünüzde duruyor. Bu aile içerisinde bir konudan dolayı bir tartışma çıkabileceğini bunu ayıracak kişinin de siz olduğunu gösteriyor. Ya da akrabalar yakın çevre komşu dediğimiz alanda dışarıdan gelen bir tepki e, ortayı sakinleştirmek adına ortaya geçeceğiniz bir görsel. Fakat burada konu ve bu kişiler kimlerse siz dedim mi içiniz atıyorsunuz bir şeyleri. Bu aslında böyle hani çok da yeni bir konu değil. Eskilerden geçtiğimiz haftalardan da yaşanmış bir konunun tekrar gündeme gelmesi gibi. İşte dayının oğlu geldi kardeşinle tartışıyor gibi düşün. Hani bu yaşanmış bir konu tekrar aktive oluyor. <laughs> Ve bu aktivasyonda siz aslında araya girmiş bu iki insanı ayırmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu hanenize gelen gibi görünen kişi e, sorun yaratır arkadaşlar. Perşembe cuma bu kişinin konuşmaları bu kişinin sizinle çok diyalog içinde olacağı devamlı sizi içine dökmeye çalışacağı ve sizi şişireceği görselleri var. Dedim ya söylemek istediklerini söylemiyorsunuz. Kırmak mı istemiyorsunuz? Olayı büyütmek mi istemiyorsunuz? Ama içinize atmış şişmiş görsellerde çıkıyorsunuz. karşınızdaki kişi hani adam yerine koymuşsunuz da ama bu iki günlük süreç içerisinde gözünüzde küçücük kalmış. Şu kadarcık değerin yok der gibi de böyle karşısına geçmiş söylemek istediklerinizi söylersiniz. Burada yalnız çevre çoğalıyor arkadaşlar. Benim anladığım kova burçları aslında bu hafta özellikle hafta sonuna doğru olan döngüde yani perşembe cuma cumartesi pazar dediğimiz döngüde aile konuları, aile meseleleri, ilişkilerde çevredeki insanların olan meseleleriyle alakalı tartışma ya da karışıklıkla açık bir haftaları var arkadaşlar. Burada çevrenizdeki insanlar üst üste üst üste binmişler. Sanki sıraya girmişler. Hani evinize tebriğe mi geliyorlar? Bu yani hani böyle bir sıra sıra gelen insanları görüyorum. Bu hani ya sizden fikir almak isteyen insanınız çok çevrenizde ya da bir şeyleri kutlamaya gelecek olan insanlar var. Özellikle hafta sonunda hanenize gelenler var. Üst üste kalmışlar bir de hani sanki sonra da biz giderizler gibi görsellerde çıkmış. Yoğunun çok olduğu bir hafta sonunuz var arkadaşlar. Ama siz gitmiyorsunuz. Geleniniz bol görselleri var. Bir de buradan şöyle gördüklerimizi ekleyelim bu haftanıza. Bakalım buradan neler çıkacak. Şimdi bazen soruyorsunuz da aşk yok mu? Şu ana kadar yoktu aslında aşk. Hani içerisinde aile bireyleriyle yaşanacak konularda orta bulucu görselleriniz var arkadaşlar. İlişkilerde evli ya da partneri olanlar için de şöyle söyleyebilirim. Evet hafta başı çok güzel ama hafta ortasından sonra çevrenizdeki onun ailesi, sizin aileniz, onun arkadaşları, sizin arkadaşlarınızla konular kabarıyor, çoğalıyor görselleri var. Şimdi burada aile ve ilişkilerde bakın üst üste koyduğunuz sorunlar, sıkıntılar çoğu çözülmez. Üstüne üstüne koyup yolunuza devam ediyorsunuz. İş ve para konularında bir A harfinde bir kişi var. Dikkat edilmesi gereken bir kişi olarak görünüyor. Çünkü öncesinde tartışıp sonrasında da tartıştığınız bir kişi olabilir. Bu sanki iş yerinden çözmeye çalıştığınız konularda eli kolu çok uzun, çok konuşan, çok dırdır eden Engeller çıkartan bir kişiyle pazartesi salı bir tartışma akabinde cuma günü tekrar bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bu çalışanlar için tabii ki olabilecek bir görsel çıkmış. Parasal konularda bu hafta cebinizdeki paraya dikkat edin. Almak istediğiniz, vermek istediğiniz konularda da tartışmaya açık bir hafta diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki neyi söyledin? Aslında bu söylediklerim kötü değil arkadaşlar. <laughs> Neden kötü değil? Çünkü aslında her hafta bu tarz konularla uğraşıyoruz. Hani böyle ee, geçen günler bir kitap okurken denk geldim o şeye. Ee, mutluluk insanı uyuşturuyor. Aktif olmak, mücadele etmek, yaşam enerjisi sağlıyormuş. Çok, o anda böyle bir tebessüm ettim. Dedim nasıl bir enerjik yapıda yolumuza devam ediyoruz bilemezsiniz. Ee, mutlu olmak uyuşturuyor kelimesi ilginç geldi bana orada. Uyuşturuyor mu gerçekten falan oldum. Yani her şey çok düzgün olsa uyuşur muyum acaba canım mı sıkılır acaba falan oldum hani uyuşmak demek canının sıkılması demek mi gibi düşündüm varsa yorumlarınız bekliyorum bu arada bu, burası beni bu aralar biraz düşündürüyor çünkü mutluluk hakikaten uyuşturur mu hani hayat mücadeleyle mi geçecek hep falan dürtüsüyle böyle bir de bu ülkede mücadelesiz geçen bir gün olmayınca hani bize göre bir laf değil mi falan oldum neyse uzatmayayım arkadaşlar bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910. Whatsapp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.